Diyarbakır'dan tüm demokrasi sevdalarına merhaba. Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye merhaba. Ramazan bayramının birinci gününde şehrin merkezinde kurduğumuz bu güzel sofradan herkese merhaba. Değerli dostlar, Ramazan bayramımızın son günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Tam da Çocuk Bayramımızın arefesindeyken bugün buradan gözleri hafızamıza kazınan Ceylan'ın şehrinden selamlıyorum sizleri. Çocuklar daracık sokaklarda, dershane önlerinde, köy meralarında özgürce güven içinde yaşasın diye buradayım. 7 yaşındaki Muhammedler, 6 yaşındaki Furkanlar için buradayım. 12 yaşındaki Ceylanlar, Uğurlar ölmesin diye buradayım. Çocukların ellerine silahlar verilmesin diye buradayım. Muratların, Hiraların, Ayşelerin, Baranların, Zeyneplerin, Semaların, Fatmaların, Berfinlerin, Mustafaların minicik bedenleri uykudayken depremde yıkılan duvarların altında kalmasın diye buradayım. Ben gençlere yarın demiyorum. Gençler yarınlarımız değil. Onlar bizim bugünlerimiz. İşte ben ülkemizin bugününü yaşatmak için buradayım. Değerli dostlarım, binlerce yıllık surlarıyla, kadim medeniyetiyle, Hevsel bahçelerinin sahibi Diyarbakır'dan şimdi tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Önümüzdeki 15 Mayıs sabahı bir bayrama daha uyanacağız inşallah. Evet, 15 Mayıs sabahı demokrasi bayramına kavuşacağız. Çünkü bu seçim 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Bu seçim evladına bayramlık alamayan analar kazanacak. Bu seçim bayramda evine bir kutu baklava alamayan gözü yaşlı babalar kazanacak. Bu seçim Ramazan ayında ucuz ekmek kuyruklarında bekleyen emekliler kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçi arkadaşlarımız kazanacak bu seçim. Artan maliyetler altında ezilen, ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Sattığı malı yerine koyamayan esnaf kazanacak. En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler kazanacak. Günde tek öğünle karnını doyurmaya çalışan öğrenci kardeşlerimiz kazanacak. Bu seçim düşüncesi, kimliği, dili, inancı, kıyafeti, yaşam tarzı nedeniyle hor görülenler kazanacak. Bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçimi. Çünkü ben çok iyi biliyorum. Halkımız susar susar sandık günü söyleyeceğini söyler. Bu millet tüm derdini içinde yaşar ama sandıkta gider cevabını verir. 14 Mayıs günü aslında milletimizin önünde değerli arkadaşlar iki seçenekli bir referandum olacak. İnanın bu kadar basit. İki tane seçenek olacak sandıkta. Gerisi teferruat. Seçenekler çok açık. Ya birine evet diyeceğiz ya ötekine. İki tane tercih. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Seçmek çok zor değil, değil mi? Basit. Keyfilik mi? Hukuk mu? Basit. İki tercihten birisini seçeceğiz. Tek akıl mı? Ortak akıl mı? Devam ediyorum. Fakirlik mi? Zenginlik mi? Kilosu 30 lira olan soğan mı? Bereketli, huzurlu sofralar mı? Kendinden olmayan herkese terörist diyen nobran bir dil mi? Herkesi kucaklayan kapsayıcı bir bakış mı? Oylarınızı yok sayan kayyumlar mı? Oylarınızla göreve gelen seçilmişler mi? Arkadaşlar, iki seçim var önümüzde, iki seçenek. Sadece iki seçenek.
Özeti, kara kış mı, bahar mı? Cevap net. Cevabımız çok net arkadaşlar. İşte o yüzden önümüzde bir bayram daha var. 14 Mayıs kaybedeni olmayan bir demokrasi zaferi olacak inşallah. Tüm Türkiye için. 14 Mayıs doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'de kutlanacak. Tüm sokaklarda Türkçe, Kürtçe, Arapça, Lazca, Boşnakça şarkılarla, türkülerle kutlanacak 14 Mayıs. Değerli dostlarım, bugün Türkiye'de deprem bölgesinde 6 partinin genel başkanı ve 2 büyükşehir belediye başkanımızla beraber ortak eş zamanlı bir program yapıyoruz. Bu programda ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere siyasi partilerin genel başkanlarına ve 2 büyükşehir belediye başkanımıza da sizlerin huzurunda hayırlı bayramlar diyorum, bayramlarını kutluyorum. Biz evet 8 şehirdeyiz ama depremden etkilenen 11 tane ilimiz var biliyorsunuz. Ben buradan tekrar bütün depremden zarar gören, depremden etkilenen illerimize bayram mesajımızı, iyi dileklerimizi, selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmek istiyorum. Adana'ya, Adıyaman'a, Elazığ'a, Gaziantep'e, Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Kilis'e, Malatya'ya, Osmaniye'ye, Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'dan selam olsun diyorum. Değerli dostlarım, Ramazan bayramımız hayırlı olsun. Pazar günkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 14 Mayıs akşamı sonuçlarını alıp 15 Mayıs sabahı kutlayacağımız demokrasi bayramımızda şimdiden kutlu olsun, sağ olun, var olun diyorum.